İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Samosat'ta antik kaya mezarları bulundu. Kilikya'da 4000 yaşında zeytin çekirdeği bulundu. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan gemi battı. Suriye'deki durum. Türkiye işgal altındaki Kıbrıs'ta bir deniz üssü kurabilir. Suriye petrolünün yağmalanması konusunda ABD aleyhine dava açacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sevan Gölü Havzası'nda bulunan eşsiz arkeolojik eserler Erebunu Müzesi'nde sergilendi. Batı Ermenistan'daki Samosat Adıyaman'ın Kahta ilçesinde köylüler tarafından Roma dönemine ait anıtsal kaya mezarı bulundu. Bağbaşı köyü sakinleri köylülerden birine ait tarlada girişi bulunan oda şeklindeki yapıyı fark etti. Roma dönemine ait anıtsal kaya mezarı olduğu belirlenen yapının bir giriş kısmının bulunduğu ve oda mezarlar içindeki ritüel yapının yıkıldığı tespit edildi. Tarihi yapının tescillenmesi ve korunmaya alınması için yetkililer çalışma başlatacak. Kilikya'nın Kiliş şehrinin Oylum Höyük kazılarında 4000 yıl öncesine ait zeytin çekirdeği bulundu. Şimdi bulunan tarihi çekirdeğin bugün bölgede yetişen zeytinler ile aynı geni taşıyıp taşımadığı inceleniyor. Kazılarda 4000 yıllık zeytin çekirdekleri ile zeytinyağı üretiminde kullanıldığı düşünülen bazalt öğütme taşları da bulundu. Türkiye'nin Cumhuriyet Gazetesi'nden alınan bir habere göre Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Tekne motorunun yanıp yan yatıp batması sonrasında yatta bulunanlardan 7 kişi hayatını kaybetti. Haberde 64 göçmenin ise kurtarıldığı bildiriliyor. Bitlis'in Adil Cevaz Belediye Başkanı Necip Gürsoy gazetecilere yaptığı açıklamada düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van'dan Adil Cevaz'ın Karşıkaya ve Erik Bağı köyleri civarına gelirken alabora olduğunu söyledi. RIA Novosti Ajansı ise İran ile sınırı olan Van ilinin Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan Türkiye sınırını yasa dışı olarak geçen ve Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenler için bir transit geçiş alanı olduğunu bildirdi. Suriye hükümeti Babulin köyü yakınlarında bulunan köprüden ve Hişkent yakınlarından cihatçıları geri attı. Son günlerde hükümet ordusu tüm İdlib sınır bölgesi boyunca ilerliyor. Hükümet güçlerinin Tel Al-Ghatra, Calbani, Basra, Tuvil Al-Garib ve Zahabiya köylerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiği bildiriliyor. Tahrir el-Şam militanlarının savaşmadan birkaç köyden ayrıldı. Bu sabah saldırı gerçekleştiren hükümet ordusu Halep'i Şam'a bağlayan M5 otoyolundan cihatçıları geri attı. Suriye ordusunun cephe birimleri şu anda Marhattat'taki Türk gözlem noktasından 3 kilometre uzaktadır ve genel yardımcı güçlerin gelmesini bekliyor. Türkiye işgal altındaki Kıbrıs'ın kuzeyinde bir deniz üssü kurabilir. Milliyet gazetesine göre bu üssün yerini belirlemek için bir uzman ekibi bölgeyi araştırıyor. Kaynağa göre Türk uzmanlar Famagusta kenti yakınlarında bir yer arıyor. Yeni askeri bölgenin ve donanım tesislerinin inşası planlanmaktadır fakat askeri mühimmat stoku olmadan. Gazeteye göre askeri deniz üssü adada gemilerin hızlı konuşlandırılmasını artıracak, teknik bakım, onarım ve tedariklerini hızlandıracak ve deniz ile hava unsurlarının uzun süreli konuşlandırılmasını sağlayacak. RIA Novosti Ajansı'nın verdiği habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye makamlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı petrol kaynaklarının soyulması nedeniyle dava açmayı planladıklarını ifade etti. Lübnan'ın El Mayadin TV kanalına verdiği röportajda Şaban, Suriye Arap Cumhuriyeti yetkilileri Suriye petrolünü çaldığı ve Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği için ABD'ye karşı dava açmak için uluslararası düzeyde yasal işlem yapma seçeneklerini inceliyorlar dedi. O ayrıca Suriye toprakları ile petrol sahalarını Amerikan ve diğer varlıklardan kurtaracaklarını da vurguladı. Suriye Devlet Başkanı Bashar Assad, ABD'nin Suriye petrol sahalarından yağmaladığı petrolü Türkiye'ye sattığını dile getirdi. Ünlü Ermeni arkeolog Aşharabek Kalantar'ın anısına adanan
Udari Etubuni ülkesinin arkeolojik mirası başlıklı geçici sergi, Erebuni Tarihi Arkeoloji Müzesi'nin geçici sergi salonunda açıldı. Müze müdürü Mikael Badalyan'ın Armen Press ile yaptığı röportajda sergide Sevan Gölü Havzası'nda bulunan eşsiz eserlerin sunulduğunu, bunların paha biçilmez ve eşsiz mücevherler olduğunu ifade etti. Badalyan, çok az insanın bizim platomuzda Sevan Gölü'nün güneybatısından güney kısmına kadar Udari Etuni adlı bir bölge olduğunu biliyor dedi. Geçici sergi ziyaretçiler için 20 Mart gününe kadar açık olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manatuk Folk Topluluğu tarafından seslendirilen Horodik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.